Kredi kartımı çaldı. Kredi kartımdan 10.500 lira, 10.625 lira para çekmiş. Cebimdeki de ondan sonra 1.500 liraya yakın param vardı, paramı aldılar. Bu paralarının aynanın önünde fotoğraflar, Facebook'ta paylaşmalar, otellerde köpük banyoları, ondan sonra havuz sefaları, ondan sonra ve bu arada bu kişinin telefonu açık. Hala yakalanmadı. Kaç gündür? Ayın 19'uydu benim savcılığa suç duyurusunda bulundum. Ve bu herif şu an hala otellerde sefa sürüyor. Bizim paramızı yiyor. Peki nasıl işe aldınız bu şahsı? Bu şahsı ben arabama İstanbul Seyahat yazısını yazdığımda orada perona çektiğimde arabayı ben İstanbul Seyahat'ın elemanı olarak biliyordum ama İstanbul Seyahat'ın elemanı değilmiş. Şan, ayakçı. Yani hani İstanbul Seyahat'ından bir alakası yok. Bilmiyorduk yani. Orada bize arabaların olduğunu söyledi. Ama hepsi yalanmış. Biz de ondan sonra doğru dürüst araştırmadık. Bundan sonra bir gün benden para istedi. Abi dedi, eve gideceğim dedi. Ben de parayı verdim. Gittim arabama yattım. Geldiğimde, sabah uyandığımda büyük ihtimalle kesin bu arabaya bir ilaç falan sıktı. Yani çünkü normalde benim o seslere uyanmam lazımdı. O kapıyı açmasına, bagajları açmasına, uğraşmasına uyanmam lazımdı. %90 bu arabanın içine bir ilaç falan sıktı. O benim verdiğim 100 lira parayı da ona verdiğim parayı da %100 o ilacı aldı. O ilaçtan sıktı yani. Yoksa benim uyanmam imkansız. Ondan sonra kredi kartından, Esenler Otogar'dan, ATM'lerden hepsinden teker teker paralar çekmiş. Biner lira, 1.500 lira, 100 lira. Böyle 10.625 lira para çekmiş. Daha sonra Antalya'ya gitti. Daha sonra Antalya'ya gidiyor. Sapanca Wilderness bir otele gidiyor. Ondan sonra Pamukkale Turizm'den bilet alıyor. Herif şu an günlü gün ediyor yani. Yaşıyor. Bizim paraları yiyor yani. Resimleri ondan sonra Facebook'ta atıyor. Yani köpük banyoları kadınlarından, kızlarından. Böyle. Evet, bizden çaldığı paraları şu an çatır çatır yiyor. Peki, Ve de kimsenin elinden bir şeyin gelmediğini söylüyor. Polise gidiyoruz. Polis bir şey yapamıyor. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Ama yani bu herifin yakalanmaması için hiçbir sebep. Bunun kullandığı telefon var. Akşama kadar Facebook'ta. Ama fotoğraflarından nerede olduğu görünüyor. Yakalanmıyor. Bir an önce Yakalanıp adalete teslim edilmesini istiyorum. Cezalandırılmasını istiyorum. Ve yani bunun ilk olayı da değilmiş. Yani daha önceden girip çıkmış, araba kaçırma. Yani artık bugün ablası aradı. O da yani bezmişler artık. Yani bir an önce sakın ha davandan vazgeçme. Yakalansın ve içeri girsin diyorlar. Yani bir insan evladına bunu der mi? Yani onları dahi bezdirmiş yani.